gün genç yaşına rağmen el lezzetine çok güvenen aslen Giresunlu yarışmacımız Aybüke ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Aybükeciğim kiminle geldin? Çocukluk arkadaşım Eda ile geldim. Çocukluk arkadaşı derken kaç yıl oldu? 15 yıllık arkadaşız, aynı mahallede büyüdük. Aybükeciğim nasılsın? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Bugün için iyi hazırlandın mı? Çok hazırım, çok hazırlanıp geldim. Aybükeciğim seni biraz yakından tanıyalım. Şimdi sen aşçılık bölümünü bitirdin mi yoksa hala öğrenci misin? Malum 2 gündür bu mevzu konuşuluyor. Bitirdim, yeni mezun oldum ama devam edeceğim. Sınava hazırlanıyorum. 22 yaşındayım. Gaziosman Paşa'dan geliyorum. Rakiplerimi elemeye geldim. Aşçı olmaya nasıl karar verdin? Çocukluktan beri tek ailem çalıştığı için tek başıma yemek yapıyorum. Hobi olarak başladım. Meslek olarak dedim neden ilerlemesin? Çok severek yapıyorum, çok eğlenerek yapıyorum. Edacığım, rakipleri neler söylediler bir bilsen. Vay efendim, paralı okulda okumuş. Yok efendim, yemekten anlamazmış. Daha neler neler. Aa, bak sen. Asla alakası bile yok. Sınavları biz parayla mı geçiyoruz? Bir de öyle bir şey var. Sen de mi öğrencisin? Tabii ki. Sen hangi bölümdesin? Ben makine mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda sanayide çalışıyorum. Vay! Vallahi tebrik ederim kızlar. Bravo size. Aybüke lezzetli yemek yapıyor mu? Yemekleri mükemmel. Hatta şöyle bir anımız var Aybüke ile. Küçükken ben Aybükelere gitmek için annem işte izin vermeyince ben et yemem, hala da et yemem. Aybüke bu konuda beni ete alıştırdı. Oradan zaten annem Aybüke'ye hayran. Ağlayarak et yediğimi biliyorum Aybükelerin evine gidebilmek için. O şekilde kızı aynen. Et yedirdim ya, hala yiyor. Yani doğulu olmama rağmen yemiyordum. Aybüke sağ olsun yine marifetlerini konuşturdu. Demek yemeklerin o kadar lezzetli. Çocukluktan beri beraber olduğumuz için sürekli yemeğimi yiyor. Hala yemeye devam tatlılarını ediyor. Tatlılarını da özellikle. Tatlılarını çok sevdiğini söylüyor ama belki yalan söylüyordur, bilemiyorum. Asla alakası bile yok. Ben yapamam, o yapar ama. Sen yemek yapmaktan pek anlamıyorsun galiba. Elim demir tutuyor, metal tutuyor, bu kadar. Benim gibi evde kalacaksın vallahi. Allah korusun, annem duymaz. Aybükeciğim, senin böyle biraz farklı bir tarzın var. Bu arada gözlerinde ne var öyle? Simlerim var. Burnunda hızma, kaşında ve kulaklarında piercingler. Hele saçların. Oy 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 oy. Bence çok güzel. Benim saçımın tıpkısının aynı. Arkadaşlar, Gürbüz'ün saçları burasına kadar. Bir de rasta falan var, örgüleri var. Yalnız sana çok yakışmış. Tarzın hep böyle farklı mıdır? Hep böyleydim, hala böyleyim. Zaten motosiklet kullanıyorum, onu biliyorsunuzdur. Evet evet, biliyoruz. Tarzından dolayı evet. Sen de hız tutkunu musun yoksa? Çok fazla hız yapmam, buradan aileme söylüyorum. Asla 180'i geçmiyorum. Pardon? Asla 180'i geçmiyorum, cici cici gidiyorum trafikte. Ya senin 70'te falan gidiyor olman lazım. Yok, o scooter kullananlar için geçerli. Edacığım, arkadaşım biraz sıra dışı galiba. Biraz değil, çok fazla sıra dışı. Yani az çok tarzlarımızdan bile belli oluyordur. Çok çok farklı. O çok renkli, benim bunu böyle hani renkli olduğuma bakmayın. Arkadaşımı kıramadığımdan, yoksa full siyah, hep siyah. Yalnız masalarda çok sessiz diye eleştiriyorlar. Üstelik yemekten de anlamadığını iddia ediyorlar. Yani bence yanlış düşünüyorlar. Bugün zaten yeterince marifetlerini gösterebileceğini düşünüyorum. Gayet arkadaşım adına da çok iddialı konuşuyorum. Göreceğiz. Bu arada 2 gündür yemekler nasıldı sence? Ya 2 gündür tatlı yiyemedik. Çok kötüydü, patlıyorlar. Bir tanesi künefeyi yakıyor, bir tanesi brownie pişiremiyor. Çok kötüydü yani. Bugün 22 yaşında bir genç kız, onların hepsini bitirmeye geldi. Size şimdiden birincilik için güle güle, birinciliği ben kaptım. Teşekkürler. O kadar iddialısın yani. Ama bugün çok güzel lezzetler yapacağım, efsane lezzetler yapacağım. Şampiyon belli, 75 bin lirayı ben alacağım. 75 binin sahibi belli, size güle güle. Vallahi menünü çok merak ettim. Hadi bana menünü say lütfen. Başlangıçta Anadolu lezzetleri yapmıyorum, çorba yapmıyorum. Hindi fümeli avokadolu bruschetta yapacağım. Ara yemek olarak İtalyan salatalı volovan yapacağım. Ana yemek olarak Meksikan chicken, yanında garnitürlü basmati pilav yapacağım. Tatlı olarak da mevsiminden dolayı bal kabaklı cheesecake tercih ettim. Peki ya salata? Salata da yayla soslu tulum peynirli nova salata. Bravo! Vallahi kulağa hoş geliyor. Yapabilecek misin? Tabii ki de yapabileceğim. Hatta ben yemeklerimi yaptıktan sonra bir demlik çay demlerim. Hep birlikte burada çay içeriz. Bu arada nereliydin? Giresun. O zaman artık markete gidelim mi? Gidelim. Edacığım, arkadaşına şans dile, biz markete gidiyoruz. Canım arkadaşım, iyi şanslar.
Ben şimdi buradan gidiyorum. Hadi gidelim. Koş Aybüke koş. Kesinlikle bir aşçı olarak daha iyi bir menü oluşturmalıydı. Daha zor, daha el oyalayan bir şeyler yapmalıydı. Ama baştan aşağı çok kolay bir menü olarak görüyorum. Çok basite kaçmış. Bu menüyle birinci değil, en sonuncu olur diye düşünüyorum. Çünkü şey yok, menüde önümüze sunacak bir ürün yok. Her şeyi hazır getiriyor. Bir de yani başlangıç, kafam başlangıca çok takıldı. Yani sandviçle yemeğe başlamak ne demek? Şu an gördüğüm kadarıyla menü yok. İftarda yenmez bunlar. İftar sofrada acından ölse yenmez. Ben sana söyleyeyim. Çünkü masamızda bir adet hamur ablamız ve bir adet kebapçı abimiz var. Ben bunların Aybüke Hanım'a puan vereceğini çok fazla sanmıyorum. Dolayısıyla 75 bine bay bay Aybüke diyebilirim. Ama belki Şahin Bey'le iyi anlaşabilirler. Menüleri uyumlu gibi sanki. Ve marketteyiz. Neyle başlıyoruz? Sebzelerimizi alıyoruz. Hangi sebzeleri alıyorsun? Domates, salatalık, roka, çeri domates. Dün Şahin'in yemekleri nasıldı sence? Dünkü yemekler aç kaldık. Aç mı kaldın? Evet, iki gündür aç kalıyorum. Biraz abartıyor musun acaba? Abartmıyorum, aç kalıyorum çünkü hiçbir şey yapamamışlardı. Şu an çalıştığın restoranda neler yapıyorsun? Şu an bir restoranda tatlı yapıyorum. Bazı ana yemeklerini de yapıyorum. Sadece bir tane mi tatlı yapıyorsun? Hayır, birden çok tatlı yapıyoruz. Sen benim kafamı karıştırıyorsun. O zaman mutfakta daha da kafan karışacak. En güzel yaptığın tatlı hangisi? Brownie ve bal kabaklı cheesecake. Sebzelerin ardından soğanlara el atıyor hemen yarışmacımız. Nevin ablacığım gel gel. Yarışmacımız Aybüke ile tanış. Oğlun olsa alır mısın? Alırım. Ama sevdiceği varmış. Evet. Var mı? Var. Evleniyor musun? Seneye falan inşallah olursa. Yaşın kaç kızım? 22. Anca 25 falan olsaydı. Tamam, 25'e kadar yolu var işte. Biz seneye falan söz nişan, 25'e kadar o süre evlilik. Evet. Ne iş yapıyorsun yavrum? Ben aşçıyım. Gerçekten mi? Evet. Aa, bu yaşta. Ya neden kimse senin aşçı olduğuna inanmıyor acaba? Neden, küçük mü gösteriyorum ben Gülgül? Küçük gösterim. Bak seni konuşmam bile. Gülgül. Kızımızın saçları nasıl ama Nevin abla? Çok güzel olmuş. Her şeysinden çok güzel. Teşekkür ederim. Gözlerinin. Simlerin nasıl? Evet, çok güzel. Bunlar ip mi, saç mı? Saç. Gerçek. Evet, gerçek saç. Çok güzel olmuş. Gerçek saç mı? Evet, gerçek saç. Hayır, biraz takma var içinde ama hepsi benim. Peki onun saçları mı güzel yoksa benim rastalı saçım mı? Tabii ki senin. Gürbüz'ün saçları daha güzel tabii. Evet, tabii ki. Hadi o zaman devam edelim. Sebzelerin ardından paket ekmeğini ve tane mısırını da alıyor hemen yarışmacımız. Başka ne alacaksın? Meksika fasulyesi alacağım. Bezelye de alacaksın herhalde. Bezelyenin konserve olmayanı varsa eğer... Dondurulmuşu var. Kendim haşlayacağım çünkü her şeyi konserve aldım diye bağırırlar ama bunlar da konserve. Ya, yemek yapmak öyle saçını rasta yapmak gibi bir şey değil. Evet, rastası çok güzel durmuş ama bakalım yemekleri tabaklarda güzel duracak mı? Dünkü yemekten sonra dedim ki Aybüke iyi bir şeyler yapar. Şimdi onu da gördüm, çıkın sepeti. Yok, ekmeğin üstünde avokado. Emekli bir şey, kuru fasulye yap ya, pilav yap ya. Bu menüye görünce gözümden ateş çıktı ya. Ya ben ne yapayım şimdi, önüme gelecek iki dilim üstünde avokado, yemiyorum ya. Yani ilk gün bana verdiği puandan dolayı acaba rahat uyumuş mu bu arkadaşımız? Ben iki tane el açma yaptım yanına, lavaş yaptım. Hamur yoğurdum, lavaş yaptım. Ona rağmen ki gene eleştirildim, düşünsenize bugün. Onları yerden yere vuracağım kesinlikle. Unun ardından basmati pirincini de alan yarışmacımız, içeceklerin ardından dondurulmuş bezelyeyi de atıyor hemen arabasına. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin bakayım? Yarışmacılardan bir tek biraz Sebat ablayı sevdim. Vallahi diğer yarışmacılar onun çok baskın bir karakter olduğunu düşünüyormuş. Baskın bir karakter, sadece kendisi konuşuyor. Baharatlar tamam. Hadi hemen et siparişini ver bakalım. 1,5 kilo tavuk kalçası. Kemiksiz mi, kemikli mi? Kemiksiz. Evet. Biraz da tulum peyniri. Biraz da tulum peyniri derken evet. 150-200 gram. Bir avuç kadar. Peynirin ölçüsü bu mu yani? Bir avuç kadar. Ana yemeğin tavuk olmasını eleştirirler mi sence? Bunu eleştirebilirler ama eleştiremeyecekler. Çünkü çok güzel yapacağım. Yumurtasını ve salamlarını da alan yarışmacımız süzme yoğurda el atıyor hemen. Bu arada Şükrü senin için bugün onu bitireceğim diyormuş. Şükrü de künefesini bitirdi yakarak. Bu arada Şükrü'nün kaç yaşında olduğunu biliyor kaç musun? Kaç yaşında? Tam mı tamına 51 yaşında. Benim babam 53 yaşında, o yüzden dedem olamaz ama...
Babamla yaşıyor. Saygısızlık etmek istemiyorum. Peki sen ona ne diye hitap edersin? Şükrü amca. Şükrü amca mı? Şükrü amca. Baban yaşında olduğu için amca mı diyeceksin? Evet, babama da amca diyorlar. Tereyağının ardından cevizini dağılan yarışmacımız etini ve peynirini kaptığı gibi soluğu kasada alıyor. Aybükeciğim, unuttuğun bir şey var mı? Hayır yok, hepsini almışım. Hadi o zaman devam edelim. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1499. Bravo! Hadi torbaları al bakalım. Gürbüz, gidiyoruz yemek yapacağız. Tavuk yapınca bütçe de yetmiyor. Evet. Hadi şimdi doğru eve.